Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 238 آيات أستعذ بالله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نمازلرغة وأورتا نمازغة محافظة قليلر والله için قنوت قلوش حالتة تريلر سيوتي أتي يبتلر حافظوا على الصلوات الخمس بأديها في أوقاتها. Beş vakit namazlarını özlerinin vaktlerinde ada kılışlığı bilen muhafaza kılıyorlar. Ve salat-ı usta ve orta namazga muhafaza kılıyorlar. Orta namaz kaysı hiyel asru, asr namazıdır. Ave subhu ya ki bamdat namazıdır. Ave zuhru ya ki peşin namazıdır. Av gayruha, yaki ondan başkasıdır. Akualun. Yani bir neçe kavullar var. Bazı ulamalar 18'de kavulunu zikir kıyan. Ve afradaha bi zikri li fadliha. Uzu orta namazdan yukarıdaki namazdan çekir kitadı. Ala salavat tıp cem kılıyordu Allah Ta'ala. Lekin orta namazını uzunu yalgız kildirdi, zikirini yalgız kıldı ki fazileti üçün. Faziletli bu geldiği için. وَقُومُوا لِلّٰهِ فِي الصَّلَاةِ قَانِتِينَ Ve namazda Allah için kunut kılıç halette duruyorlar. قِيلَ مُطِعِينَ قَانِتِينَ diyeni yani bir neçe tefsirler var. Bazıları ki مُطِعِينَ dedi. İtaat kılıçı halette. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ طَاعَةٌ Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet var. Kur'an'da ki gen her bitte kunut o taattır diyenler. Ravahu Ahmed ve gayruhu. Ahmed bin Hanbel ve ondan başkaları rivayet kıyan. Ve kile sakitin. Yine bazı ulamalar tarafından ise başka tefsir zikir kılındı. Yani kanitin diyeni, sakitin diyeni. Demek namazda sükut kıyan haletleri de türüler diye manakip çıkardı. Li hadisi Zeyd ibn Erkam Zeyd ibn Erkam'ın hadisi çünkü Künna netekellemu fis salati hatta nezzelet fe umirna bis sükuti ve nuhina anil kelam Ravahu Şeyhan. Biz namaz içinde gepleşe uğrardık hatta inki mana şu ayet nazil bugünüye kadar. Kiyin biz sükutki emir kılındık. Qanitin mana sakitin. Sukut qiluvchi holatda degani jim turuvchi holatda. Va gapdan man qilindik. Bu hadisni ikki shayx, ya'ni Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ibodat masalasiga o'tdi. Ibodatlarning eng kattasi namoz edi. Namoz masalasiga kirdi. Yuqoridagi oyatlarga nima aloqasi bor? Bundan keyingi oyatda yani 239'da ham namozdan gapiradi-da 240'ga o'tganda Alloh taolo yana oilaviy masalalarga kirishadi. Demak, oilaviy masalalarning orasida Alloh taolo namozga buyuryapti. Nima aloqasi bor? Demak, oilani tuzalishligiga namozning juda katta ta'siri bor ekan. Yuqorida oyatlarda keldi vastainu bis-sabri was-solah. Sabr ve namazından Allah'tan yardım soruyorlar dedi. Allah Ta'ala aileye tegişli, erihatlarının hakkıya tegişli bugün cüda köp ahkamlarını bayan kıldı, meşru kıldı. Şimdi bularge amel kılıçlık her kim genel sıkımıydı, asanmaz. Sabr kılıp Allah'tan yardım soruyorlar için, bu hükümlerge amel kılıp istikamet kılıçlık için namaz okuşluğumuz gerek. Ve namaz okuyanımızda muhafaza kıyan halette Kur'an-ı Hadis kendine büyürüyemizse şimdi halette namaz okuyduğumuz gerek. Yani ibadetke mahkem buluşluk gerek. İbadetimizde mahkem bulsak, dinimizde müstahkem bulsak,
dünyamız özden özü güzel bulurdu. Bu Allah tarafından koyulgan kanundur. Bana şu hikmetlerine işaret kılıp, Allah Teala ailevi meselelerinin ortası da namazlarını muhafaza kılıçlıkça buyuruyordu. Dikkat kılın, Allah Teala namazlarını okuyorlar diyeni yok, eda kılıyorlar diyeni yok, muhafaza kılıyorlar diyeni. Muhafaza kılıçlı ne diyeni? Saklaşlıkça hareket kılıçlık. Yani biz de işletilirdi bu muhafaza kılıçlığı diyeni. En mükemmel halette eda kılıçlıkça hareket kılıçlık, muhafaza kılıçlıktır. Biz bana şu beş vakit namazını Bamdat, Peşin, Asır, Şam, Huftan şularını uzun vaxtıda okşuluyumuz gerek. Uzun vaxtı digenimiz elbette onun başlana digen vaxtı ve bite digen vaxtı var. O şey başlana digen ve bite digen vaxtının ortası da caiz bugün halette okulsa vazifesi becergen hesaplanasız. Mekruh halette çürmeyin. Bu birinci mesele. Kaza kımeyin. Kazadan saklanın. Günüge beş vakit namazını uzun vaxtıda okuyun. Mekruh haletiga alıp barmayın. Sünnetke hılap buladığın haletleri alıp barmayın. Caiz bugün vaxtlarda okuyun. Şimdi vaxtının evveli de okuştuğunuz ise afzaldır. İhtilaflar var. İmam-ı Şafii dedi ki bütün namazlarını vaxtının evveli de okuyun afzaldiydi. Hanefiler ise bazı hadislere göre yazda peşinde tahir kıyan afzal. Ve başka şunu yaşayan kavulları var. Hadislere göre bazı namazlarını vaktinin evvelde okuyan afzal değildi. Bazılarını biraz keçiktiriyen afzal değildi. Makruh halatke çümegen halatta. Ve namazlarını biz uzun vaktide okuyanlığımız bilen muhafazanın hakkını ada okuyan bu miyimiz? Cemaat bile okuşluk gerek. Erkekler cemaat bile okusun. Ayarlara ilacı bulsa cemaatler gibi varsın. Eğer imkanı bulsa. İmkanı bulmasa üyde kıladı. Lekin asıl Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında ayollar hem cemaatge barışardı, meclislerge barışardı. Beş vakit namazge iştirak kılışardı. Elbette Allah Teala bir de farz namazlarda kas kılıyordu. İrada kılıyordu. Şunun için Suyuti'ye ve başka ulamalara beş vakit namazlarda tefsir kılışardı. Egerçi ayetin zahiri bütün namazlara geçseyordu. Ve namazlarımızı taharatını mükemmel buluşluğu namazlı muhafaza kılışlıktır. Bedenimizin pakliği namazın muhafazasındandır. Libaslarımızı pakliği namazın muhafazasındandır. Saflarımızı tekiz buluşluğu, saflarının feriştelerini saflar diye buluşluğu namazın muhafazasındandır. Ve namaz okuyup dururken de fikrimiz, aklımız namazda buluşluğu, Allah'tan korkan halette, cehennemden korkup cennetten ümit kıyan halette namaz okuyuşluğumuz namazın muhafazasındandır. Allah için okşilik, riyakarlık, kımaslik namazın muhafazasındandır. Kalın hafizu ala salavati digenin manası şünçelikin. Namazlarını muhafaza kılıyorlar digenin şunlar hem meskirket uğradı. Şu meselede hem meskirke dikkat kılışlık gerek. Kur'an-ı hadisken de büyüyemezse şunu da okuyun. Kur'an-ı hadisten başka çakılıp okumayın. Ötken ümmetler şu namaz ibadeti ulargen fers kılıngen idi. Lekin az azdan özgertirişip mene hazırlığı haletleri geçişti. Bu mesela onların bizi yokuşar namaz okuşar dedi. Ulanayan peygamberleri bizi namazımız değil namazda örgütken idi. Namazlarını muhafaza kılıçdik mene farz böyle yaptı. Allah da büyürü yaptı. Bütün namazlarını muhafaza kılıçdik ki büyürgendekin ve salatil usta ve orta namaz dinle hem muhafaza kılıylar diyetti. Orta namaz kaysa namaz. Yukarıda etkenimizdik bazı ulamalar etedi ki 18'de kavul var mıydı? 5 vakit namaz ayetilip çıkılırdı. Mesela Bamdat dedi bazılar. Şafii mezhebindeki meşhur bugün kavul Bamdat namazı, Subah namazı. Bazılar Peşin dedi, bazılar Asır dedi, bazılar Şam dedi, bazılar Huftan dedi. Bazılar Cuma namazı dedi, bazılar Ramazan bayramı namazı, bazılar Kurban bayramı namazı dedi. Bazılar Salatul Havf dedi, bazılar Ceng vakti buladığı namaz dedi. Şunu yıkılıp kalabiliriz ki 18'de gebaradı. Bazıları dedi, şu 5 vakit namazda okuyurken, şunu içi de bunu tapasın dedi. Bazıları dedi ki, şeriat büyürken bütün namazların uzun vakti kılavurken, şunu da salatı lusanı tapasın dedi. Lekin en sahih kavul, asr namazı yıkanlığı. Salatı lusta asr namazıdır. Hadislerine karasız,
Bunu asr namazı ekanligini açık sarahatan görasiz. Birinciden Peygamberimiz Aleyhisselam'dan şu Salatul Vusta asr namazı ekanligi doğrusunda hadisler var. Yani Ahzab gününde Handaq cengide Peygamberimiz Aleyhisselam asr namazını okuyalmaya kaldılar. Şam'dan keyin kazasını okuyup durup aittiler ki ularını, üylerini Allah sana otge tuldursun, kafirler de yaptılar. Bizi orta namazdan, yani asr namazdan meşgul koydular. Uzun vakti de okuyalmadık dediler. Ali radıyallahu anh dediler ki, biz şu vakit geçe orta namaz, bamdat namazı bu sekereydi bu ileri deyik. Peygamberimiz de şu sözüden bildik ki orta namaz asr namazı iken deydi. Ve başka sahih hadislerde Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki, kimi asr namazı ötüp gitse, bütün amelleri habete buktu dediler. Halin, başka namaz doğrusu etilinmeyen bu. Kimi asr namazı ötüp gitse, amel habete buktu diyettiler. Bazı ulamalar şu hadisten tekfir meselesini çıkardı. Asırda okup egen kafirdi. Bayağı asr namazı, kündüzge ve keçesi farişteleri almışken bir vakitge doğru keladı. Asr zamanı, Adam aleyhisselamda yaratılgen ve cennetke kirgizilgen vaxtıdır. Bana şimdi münasebetleri köp. Yani başka bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki, sizden aldığınki ümmetler asr namazını zayi kıldılar deyirler. Sizler asr namazıge ehtiyat buyurlar deyirler. Ve Araplar deyem, daima bana bizim zamanımızdayım, asr vaxtı daha hayatta dünyanın işleri kızıgen bir vaxt. Çünkü Şam yakınlaşıyordu ki, dehkansız, işleyapsız dalada, çupansız, koyuladı bakıyapsız, üstasız, mesela darvazaya sayapsız, ya ki dökeriz var, ticaret kılıyapsız. Asır vakti ki yine hem metedik ki tizrak bugünlük işlerini bitireydiydi. Köpürak kuval ediydi. Bugün iş kap gitmezse evde geliydi. Şimdi asır namazını vakti kiledi, hazır okuyman, hazır okuyman, hazır okuyman, deyip karapsız ki şambuk kaladı. Şunun için İslam, asr namazıga ko'proq ta'kidlayapti, buyuryaptiki, dunyoga mashg'ul bo'lib, asr namozini tark qilmanglar, qolib ketmasin asr namozi. Fiqh kitoblarida eslaringizda bor, biz har bitta namozni o'zbekchaga tarjima qilganmiz. Masalan, bomdod namozi, tong namozi, peshin namozini tush namozi. Asr namozi to'g'risida asr, ya'ni arabchada ham asr deyiladi. Başka milletlerde her hal kavullar var. Biz şunu orta namazı tercüme kıldık. Asr namazını. Kur'an'daki yen asr namazının faziletli bir sıfatı. Sıfatı bilen tercüme kıldık. Orta namaz. Ki Şam namazını ise bana kıyaş batı yaptığı gene bu gene güçün. Mağrib digene bu batmak digene. Batış namazı. Kuftan namazı ise keçki namaz. Usta yukarıda hem geldi ki orta degani yani en yaxşı degan ma'noda. Bog'ning ortası. Taomning ortası degani en yaxşı yer degani. İşte en ortası degan en yaxşı degani. Asr namozining fazilatiga dalolat qilyapti mana. Va qumu lillahi qonitin va Alloh uchun qunut qilgan holatda turinglar deyapti. Qunutni bir nechta tafsirlari bor. Ba'zilar muti' deydi, itaat kılıcı. Bazılar huşu kılıcı deydi. Bazılar sükut kılıcı, inleme türüşlik. Bazılar sükunette, sakin türüşlik. Hareket kılmasından. Her hıl kavurlar. Bazılar daimi, yani uzun türüşlik. Her hıl tafsirler var. Çünkü göre, kanitinde muti'in desiz, namaz okuyan vaxtlarizde, itaatkarlıklarınız bilinip dursun. Allah ki itaat kıyken halette duruyorlar. Sen yelkeleriniz çıkken halette, sen eğilirken halette duruyorlar. Sen eğilip gitmeyeler, o sopuları yokşap. Sen ne görünüşlerinizden itaatkarlıklarınız bilinsin. Namaz dışı da hadislerde sünnette kendiki gibi şimdi okuyorlar. Eğer sakitindi siz, sükut kıyken halette, ola da cim türüyken halette, onu ne diyor yani? Namazda uzun zikirlerden, başka nesillerden sükut kıyken halette. Tilizi tiygen halette. Aşçı nesillerde gapirmeyesiz. Bana Suyuti hadis kildirdi. Hakikatten hem sayı hadislerdekiledi ki sahabeler etedi. Şu ayet nazır buluştan aldın.
biz namazda gapirardik deyiz. Bir-biriga salom berish o'rardi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Nechinchi rakatsa, birinchi rakat. Shuni gaplashish o'rardi, boshqa muhim masalada gaplashish o'rardi. Bir-biriga namozidan nasihat qilish o'rardi. To'g'ri tur. Bunday qilma. Qo'lingni bog'la deb gapirish o'rardi. Albatta ko'p narsa, lekin shu azoz qisqa gaplar bo'lar edi. Bu oyat nozil bo'ldi va payg'ambarimiz alayhisalom ham sahih hadislarda man qildilar. Bu namoz tasbih, takbir, zikr yeridir. Bu dunyoviy masallarda yer emas deb man qildilar. Mana shu oyat hadislardan keyin namozning ichida namozning zikrlaridan boshqa narsalarni gapirishlik namozni buzadi deb hukm berildi. Namoz buziladi. Qarang, namozning ichidagi zikrlardan boshqa deyapmiz. Shunisiga diqqat qiling. Chunki masalan bir odam namozning ichida arsa urdi, abchu dedi. Alhamdulillah dedi orqasidan. Nima bo'ladi namozi? Ba'zi mullalar aytadiki, buziladi deydi yo buzilmaydi. Biz aytdik-ki, namozning ichidagi zikrlardan boshqa deyapmiz. Namozning ichida alhamdulillah bor-ku. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana shunday zikrlarda aytsangiz, namoz buzilmaydi. Ya namoz o'qiyapsiz, bir odam oldingizdan o'tyapti, subhanalloh deysiz. Namoz buzilmaydi. Bu namozdan emas. Lekin namozning ichida bor. Subhana robbiyal a'la deyapsiz. Ba'zan mana shu narsalarda bo'lishligining zarari yo'q. Namoz o'qiyapsiz, masalan atrofingizda bir odamni ogohlantirishga majbur bo'lib qoldingiz. Allohu akbar deyapsiz. Yoki subhanalloh deyapsiz. Namoz buzilmaydi. Lekin iloji boricha bulardan uzoq turishlik kerak. Qonitin agar sakitin deb ta'sir qiladigan bo'lsangiz. Endi sakinin desiz, sukun qilgan holatda, sokin bo'lgan holatda. Oshiqcha harakatlarni qilmang, ko'p harakatlarni qilishlik namozni buzadi deb mana shu oyat hadislardan olinadi. Oshiqcha harakatlar qilmang. Lekin u degani hech harakat qilmaslik degani emas. Taxtadek bo'lib tura olmaysiz. Ba'zi ehtiyojlar bo'lishi mumkin. Ularda namozga zarari yo'q. Ya'ni ba'zilar aytadiki, biz Hanafi mazhabda hech qimillash joiz emas. Kimiki qimillasa namoz buziladi deydi, unday emas. Namozga zid bo'lgan holatda harakat qilsiz, ana unda namoz buziladi. Abu Hanifadan Imom Azamning eng to'g'ri fatvosi, eng mashhur fatvosi shuki, namoz o'qiyap turgan odam o'zi namozga hech yarashmaydigan ishni qildim deydigan bir amalni qilsa, shunda namozi buziladi deydi. Bo'lmasa namozi buzilmaydi deydi. Hali 3 marta harakat qilsa namoz buziladi. Yoki ikkala qo'l bilan qis harakat namoz buziladi degan fatvolar bor, bular zaif fatvolar. Ya'ni avomlarga tushuntirishlik uchun aytilgan fatvolar. Imom Azamning fatvosi esa mana shu. Namoz o'qib turgan odam o'zi namozga yarashmaydigan darajada ish qilardim desa, shu odamning namozi buziladi. Bo'lmasa buzilmaydi. Bu nihoyatda chuqur bir fatvo va eng taqvoli fatvo. Biz aytalmaymiz, bir amalni 3 marta qilsa namoz buziladi yoki ikkala qo'lini ishlatsa namoz buziladi yoki oyog'ini namozda ko'tarsa yoki yurganda ko'tarib bossa buziladi degan gaplarni ayta olmaymiz, chunki bu narsalar hammasi hadislarda kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalom izn berganlar, namoz o'qiyapsiz, ilon kelyapti siz tarafga, chaqadigan yo tishlaydigan yo bo'g'adigan yoki chayon kelyapti, shularni o'ldirasiz, joiz, namozingiz buzilmaydi. Namoz o'qiyapsiz, bir odam oldingizdan o'tyapti, shuni man qilyapsiz, qo'lingiz bilan itarvoryapsiz, namozingiz buzilmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari namoz o'qiyap turdilar uyning ichida, uylarida. Eshik taqillab qoldi. Namozning ichida 3 qadam yurdilarda darvozani ochdilar, joyiga qaytib namoz o'qiyaptilar. Yoki jamoatda namoz o'qiyapsiz, saf oldingi safdan bo'shab qoldi. Namozning ichida o'tib ketaverasiz, bemalol oyog'ingizni ko'tarib. Bizning mullalar aytadiki, robotga o'xshab yurasan deydi. Oyog'ingni sudrab, oyog'ingni yopishtirib yurasan deydi. Oyog'ing ko'tarilib ketmasin deydi. Bunday gaplar yo'q. Oyog'ingizni ko'tarib odamga o'xshab yurib ketaverasiz. Robotga o'xshab yurmang. Mana bu narsalar qonitin, ya'ni sakidin, sukun qilgan holatda, jim turgan holatda, harakat qilmagan holatda deyiladi bular. Ya'ni sunnatga muvofiq harakat qilsangiz uni zarari yo'q. Namozning ichida ba'zan ishora qilsangiz bo'laveradi. Oysha onamiz namoz o'qiyap turdilar. Qo'shnisi taom olib chiqdi. Qo'lida turibdi, nima qilay deb. Oysha onamiz namozning ichida ishora qildilar, shu yerga qo'ygin deb. Gapirmadilar, shunday ishora qildilar.
harakati bilan. Qo'shnisi keyin taomni avarib qo'ydi ko'rsatgan yeriga. Bularda zarari yo'q. Albatta iloji bo'lsa qilmaganingiz yaxshi, lekin zarari yo'q. Namoz o'qiyapsiz, telefon kelib qoldi. Telefoningizni bu nimasi ham ovozi ham baland jaranglab chiqyapti. Xusob ba'zi fosiqlarda telefoni bo'lsa, musiqa qo'yilgan bo'lsa masjid ichida valiga telefonni berkitmaydi. Nimaga namozim buzilmasin deb. Shunda qarabsizki, hamma odamlar, butun masjiddagi odamlar musiqa sadolari ostida namoz o'qishyapti. Dumbaraqasi qilib musiqa chalyapti, hadi odamlar ruku qilishyapti, sajda qilishyapti, xuddi musiqa bilan namoz o'qiyap turgandek. Ba'zan imomning ovozi ham eshitilmay qoladi. Bir bolaning namozi buzilmasin deb hamma namozi buzilyapti. Qarang. Ba'zi musiqalar bor, shaytonlarni ham hayratda qo'yadigan. Bunday holatlarda darrov o'chirsin, berkitsin. Ya telefonni mutlaqo berkitsin yoki shu ovozini o'chirsin xolos. Adi takror kelyap turgan bo'lsa, o'sha bitta qo'li bilan bo'ladigan narsa, namozga zarari yo'q. Telefonni o'chirib qo'ysin. Hech qanday zarari yo'q. Ammo telefon kelganda namoz ichida namoz o'qiyapti, telefonni olib, kim telefon qildi degan qarab, ular joiz emas ular. Durust emas. Ba'zi hanafiylar namozda rafiladan qilmaslik uchun shu oyatni dalil qilishadi. Qumu lillahi qonitin. Alloh uchun sakinin, sukunatli holatda turinglar deyishadi, ammo to'g'ri emas bu. Chunki hadislarda kelgani yo sokit yoki itoat ma'nolarida kelgan. Qunutning o'zining asli ma'nosi bir ishda davomiy bo'lishlik. Doimiy holatda bo'lishlik. Shofiylar ali o'rta namozni bomdod deganligi uchun oyatning davomi ham ularga ko'ra juda munosib keladi. O'rta namoziga ham muhofaza qilinglar va Alloh uchun qunut qilgan holatda turinglar deyib, bomdod namozida mana qunut duosi o'qiladi deyishadi. Va shofiylar shunday. Endi imom Shofiyni o'zlarini ta'kidlagan masallar emas bu. Lekin shofiylarning imom Shofiyni so'zidan tushungan narsasi shu. Har doim bomdodda qunut duosini o'qish kerak deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom har kuni bomdodda qunut duosini o'qimasdilar. Ma'lum vaqtlarda davomli shaklda o'qidilar, keyin tark qildilar. Masalan, badduo qilgan vaqtda kofirlarga, mushriklarga, sahobalarni qatl qilgan xoin mushriklarga payg'ambarimiz alayhisalom qunutni nozila o'qidilar. Biz ham uni qilsak bo'laradi. Qunutni nozilaning masalasi boshqa. Masalan, Suriyada kofirlar din dushmanlari mu'minlarga, ahli sunnaga zulm qilyapti. Siz qunutni nozila o'qisangiz bo'laradi. Faqat bomdodda emas, 5 vaqt namozda qunutni nozila, qunut duosini o'qib, Allohdan nusrat talab qilib, kofirlarni, mushriklarni xor qilgin, mag'lub qilgin deb duo qilsangiz bo'laradi. Imom Shofiyni keltirgan dalillari qunutni nozila to'g'risida. Lekin har qanday holatda, ya'ni jang bo'lsin, bo'lmasin, musibat bo'lsin, bo'lmasin, albatta bomdod namozida qunut duosini o'qish kerak desiz, noto'g'ri bid'at bo'lib qoladi. 239-oyat. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Fa iza amintum fazkurulloha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Agar qo'rqsalaringiz farijalan yayov holatda, oyoqda yoki mingan holatda holatlarda va xotirjam bo'lganlaringizda, tinch bo'lganlaringizda sizlar bilmaydigan bo'lgan narsalaringizni Alloh taolo sizlarga o'rgatgandek Allohni zikr qilinglar. Suyuti aytayaptilar, fa'in khiftu min aduwin aw saylin aw sab'in. Agar dushmandan qo'rqsalaringiz, kofirlar bostirib kelsa yoki seldan qo'rqsalaringiz, sel qattiq yomg'ir yog'di, yer shunday suv bo'lyapti, daryodek oqyapti yoki loy bo'lib ketgan yoki bir yirtqich hayvondan qo'rqyapsiz, yirtqich hayvon sizga tashlanmoqchi bo'lib, hujum qilmoqchi bo'lib qarab turibdi, shunda farijalan yayov holatlaringizda namoz o'qinglar deyapti Alloh taolo. Bizda piyada deyishadi, piyada forscha kalima. Poy ayoq degani-ku. Forslar nima deydi? Piyoda deyishadi. Qarang, piyoda ayoqda degani, ya'ni. Forschasiga piyoda desa bo'lgandan keyin o'zbekchasiga ayoqda deb qo'yaversin. Ha?
Nimaga farsçasiga piyoda desa bo'ladi, o'zbekchasiga ayaqda yuringlar desa bo'lmaydi. Ba'zilarga o'zbekchasini gapirsangiz kulishadi. Ayaqda yuramiz deydi. Ayaqda yuryapsan, nima tojichasiga ham piyoda deyapsan-ku baribir. Arabchada ham shu qarang, rijal nima degani? Ayaq degani. Rijalan jam'u rajilin. Rajil kalimasini jami bu. Ay mushatin. Mushatan. Ya'ni yurgan holatda. Yurgan holatda deyilyapti, lekin biz yayov dedik, qarang, yayov. Bu ham menimcha turkcha kalima bo'lish kerak, yayov. Agar farsga chiqib qolmasa bu ham turkchaga o'xshaydi. Yaymoqdan chiqqan bo'lsa kerak. Yayov yurmoq. Ayaqda yurmoq degani. Rajil, rajil deb keladi. Biz buni yurmoq demadik. Nimaga? Chunki yurmoq ba'zan ayaqda bo'ladi, ba'zan markabda bo'ladi. Shuning uchun yayov yurgan holatda deyapmiz. Sollu, mana namoz o'qinglar deyapti Alloh taolo. Au rukbanan yoki mingan holatda. Jam'u rokibin. Rokib mana minuvchi degani. Rukban rokibunning jamidir. Ay kayfa amkana, ya'ni qanday mumkin bo'lsa. Mustaqbilil qiblati au g'ayraha. Qibla yuzlangan holatda yoki boshqa holatlarda. Va yumi bir ruku' va sujudi. Ruku va sajdalarni iymon sharoqiga holatda. Mana suyuta aytayaptilarki, qo'rqqan vaqtingizda imkoni bo'lmagan vaqtida qibla yuzlanasizmi yoki qibla yuzlanmasangiz, qaysi tarafga imkoni bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qib ketaverasiz deyapti. Ruku sajda qila olmasangiz, iymon ishora bilan qilasiz deyapti. Fa iza amintu min al-khawf, qo'rquvdan tinch bo'lganlaringizda, xotirjam bo'lganlaringizda fazkurulloha, Allohni zikr qilinglar, ay sollu, ya'ni namoz o'qinglar. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, sizlar bilmaydigan bo'lgan narsani sizlarga o'rgatgandek. Qobla ta'limihi min faroidiha va huquqiha. Ya'ni Alloh taolo sizlarga o'rgatishdan oldin namozning farzlarini va haqlarini bilmasdilaringiz. Alloh taolo o'rgatdi, men o'rgatganing namoz o'qinglar. Val kafu bi ma'na misl. Bitta kamadagi kaf misl degan ma'noda va ma mastariyatun aw mawsulatun. Ma esa mastariyadur. Kama allamakum ya'ni kata'limihi iyyakum bo'ladi agar mastariya bo'lsa. Sizlarga o'rgatishligidek bo'ladi. Yoki mavsula, mavsula bo'lsa o'rgatganidek bo'ladi. Alloh taolo bundan oldingi oyatda namozni eng mukammal suratini aytdi. Tinch, xotirjam holatda qanday namoz o'qishlik kerakligini tushuntirdi. Namozni muhofaza qilgan holatda o'qiymiz. Butun hukmlarini ado qilgan holatda, tasdiq qilgan holatda eng mukammal holatda o'qiymiz. Allohning marhamatini qarangki, Alloh taolo biladiki, bizni boshimizga hayotimizda har xil holatlar kelishi mumkin. Doim tinch holatda bo'lmaymiz. Ba'zan og'ir holatlarda o'qilamiz, ba'zan qo'rquv holatlarda bo'lamiz. Endi mana shu holatda ham zikr qilyapti Alloh taolo va o'zining marhamatini ko'rsatyaptiki, qo'rqoq agar qo'rqsalaringiz, qo'rqoq holatlaringizda qanday imkonlaringiz bo'lsa, shunday o'qinglar deyapti. Qarang, qanday imkonlaringiz bo'lsa shu darajada. Endi siz so'rashingiz mumkin. Savol qilasizki, Alloh taolo aytayapti, agar qo'rqsalaringiz farijalan va rukbanan deyapti xolos-ku. Yayovda, ya'ni ayaqda yurgan holatda yoki mingan holatda o'qinglar deyapti xolos-ku. Siz nimaga qanday xolasin deyapsiz desiz, aytamizki, namozda eng oxirgi chegarasi mana shu. Yurgan holatda namoz o'qishlik va mingan holatda namoz o'qishlik. Bu eng oxirgi nuqtasi bu. Lekin biroz sayyorada ketyapsiz yoki bir yerda turibsiz-u, ruku sajda qila olmayapsiz, iymon ishora qilyapsiz. Bu yurganga qaraganda yengil bular. Ya'ni siz namozni bundek zaruriy holatlarda, majburiy holatlarda qo'lingizdan kelganicha mukammal o'qishga harakat qilasiz. Masalan, sajda qila olmayapsizmi? Iymon ishora qiling. Ruku qila olmayapsizmi? Iymon ishora qiling. Qiyomda tura olmayapsizmi? Tikka tura olmayapsizmi? O'tirib o'qing. Qiblaga qaralmayapsizmi? Qaysi tarafga qaralsa, shu tarafga qarab o'qing. Endi bir yerda o'qiy olmayapsizmi? Yurib ketib o'qing. Yurib oyoq berib o'qiy olmayapsizmi? Biror narsa mingan holatda o'qib keting. Mingan narsangiz qaysi tarafga qarasa, shu tarafga qarab o'qib ketaverasiz. Shularni hammasiga Alloh taolo o'zim beryapti. Ko'ring. Fa'in xiftu, mana sharti bor. Agar qo'rqsalaringiz, uzursiz holatda namozni farzini tark qilishlik joiz emas. Shuning uchun Alloh taolo fa'iza amintum, tinch bo'lganlaringizda, xotirjam bo'lganlaringizda Alloh o'rgatgandek zikr qilinglar dedi.
Shuning uchun fiqh kitoblarida o'qidilaringiz. Nihoyatda suratlar ko'p. Ba'zilarini zikr qilaman oyatni kengroq tushunishligimiz uchun. Fa'in xiftum, qarang qo'rqqanlaringizda deyapti Alloh taolo. Qo'rqishlik yo dushmandan bo'ladi. Kofirlar, zolimlar bostirib keldi. Nima qilamiz? Namoz o'qiymiz qo'limizdan kelganicha. Butun Hanafi kitoblardan bor salatul xavf deb keladi. Qo'rquv namozi. Qo'rquv bo'lgan vaqtdagi o'qiladigan namoz. O'sha darslarda men aytdim, mana Hanafi mazhabi ham boshqa mazhablardek namozga qanchalik ahamiyat berganligini ochiq dalilidir. Qarang, dushman bostirib keldi, jang holatida ham namoz o'qisin deyapti Hanafilar. Buni aytmasdan boshqa chorasi yo'q, chunki Qur'on hadis buni aytadi. Ammo hozir ko'chada yurgan Hanafilarni qarang, hozir uyda yotibdi bekar, hech qanday ishi ham yo'q, namoz o'qimaydi. Yana musulmonman deydi, Hanafiyman deydi. Siz namoz o'qisangiz, sizni Vahobiy deydi. Mana bunday qo'rquv holatda ham namozni tark qilishlikka hech kimga haqqi yo'q. Yo sel bo'lyapti, qattiq yomg'ir yog'yapti. O'tib ketayotgan turganingiz, masalan, botqoqqa o'xshagan yer. Yo yurgan holatda o'qib ketaverasiz yoki otingizni mingan yoki boshqa bir sayyorani mingan holatda namoz o'qib ketaverasiz. Tushunmaysiz. Yoki mana shu sayyorada yoki xafilalarda ketyapsiz, avtobuslarda. Tushadigan bo'lsangiz, u yerda ilon va chanlar ko'p. Yoki masalan ba'zi hayvonlar bor, bo'riga o'xshagan, sizga zarar beradi. Haydasangiz qochmaydi. Unda ham tushmasdan o'sha markabda namoz o'qib ketaverasiz. Bo'laveradi. Ya'ni farzlarda deyapmiz, sunnatki bo'laveradi, sunnatlar, mustahablar bo'laveradi, ixtilof yo'q. Farzlarda ham bo'laveradi. Ba'zi mullalar man qilganligi uchun odamlar shunday holatlarda biz qiblaga qaralmayapmiz, yo'q deb farzni o'qimay qo'yishadi. Yo ruku sajda qilolmayapmiz, yo'q deb farzni o'qimay qo'yadi. Unday emas. Hanafilar bütün kitoblarda keladi. Bir odam tayyorada ketyapti. Uchib ketyapti havoda. Samolyotda. Yoki poyezdda ketyapti qitorda. Yoki kemada ketyapti. Endi oldingi kitoblarda faqatgina kema zikr qilinardi. Qaysi tarafga qarab o'qiyarsa o'qisin deydi. O'tirib o'qisin deydi. Tikka turib o'qiy olmaydi chunki kema oldingi zamonda kemalar kichkina bo'lardi-ku. To'lqinlar qimillaganiga kema ham qimillardi. Tikka turib namoz o'qiy olmasdingiz. Yiqilib tushardingiz. Shuning uchun mana bu narsalarda bemalol o'tirib, imoy ishora qilib va qaysi tarafga yuzlangan bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qiyasiz. Agariki chiq qibla orqangizda qolsa ham. Ha, imkoni bo'lsa o'qisiz yaxshi. Masalan, hozir samolyotlar, katta samolyotlar bor, ichida tikka turib namoz o'qisiz bo'laveradi. Ya'ni bir oriza bo'lib qolmasa, samolyot tinch ketyapti. Tikka turib qibla tarafiga qarab o'qisiz bo'laveradi. Lekin o'sha holatda ham o'tirib qibladan boshqa tarafga qarab namoz o'qishlikka fatvo bor, hech qanday qiyinchilik yo'q. O'zingizni qiynamang. Chunki samolyotda tinchligi doimiy emas. Birdaniga pastga tushadi, birdaniga tepaga tushadi. Ba'zi aylanib ketsa, siz joyingizda qolmaysiz-ku. Siz ham aylanib ketasiz. Shuning uchun samolyotga chiqqaningizda kamarlarni taqib olishadi. Har narsa bo'lishi mumkin, havoda ketyapti u. Shuning uchun ko'pincha tinchmiz-ku, tikka turib o'qish farz, demang. Shuning uchun tushuntiryapman uni. Ba'zi mullalar bor, men hech marta samolyotga chiqdim, tinchgina men tikka turib namoz o'qidim, sizlarga ham tikka turib o'qish farz, demasin. U yerdagi tinchlikni kafolati yo'q. Birdaniga holat o'zgarishi mumkin. Bir kuni samolyotda safardamiz, musulmonlar ham bor, kofirlar ham bor. Erkak, ayol, albatta ikki tarafdan ham bor. Samolyotda shunday harakatlar bo'ldi. Birdaniga har tarafga harakat qildi. Islomning fazilati ko'rindi. Masalan, musulmonlar jabusa Allohu akbar deyapti. La havla va la quvvata illa billah deyapti. Ovoz chiqargan taqdirda ham zikr bilan ovoz chiqaryapti. Muslima ayollar hech ovoz chiqargani yo'q. Fosil bo'lsa ham. Ammo kofirlar bor, ovozini boricha baqirishyapti. Erkak yo xotin, hech uyalishi yo'q. Va chiqaryapti, chiqib turgan ovozlar ham insoniy ovozlar emas, hayvoniy ovozlar. A, u, i shunaqangi ovozlar. Ma'nosiz ovozlar. Islomning fazilatini ko'rasiz. Johil musulmon ham uni adi baqirgani yo'q. Subhanalloh deyapti, yoki yo Alloh deyapti, yo Robbi deyapti. Shuning uchun mana poyezdiki ham shunday. Poyezga ham shunday fatvo berilgan. Ammo avtobus, yengil mashinalar bu masallarda ulamolar aytadiki, iloji boricha yerga tushib o'qing deydi. Agar botqoqlik, loy bo'lmasa, suv oqib turgan bo'lmasa, ilon chayonlar bo'lmasa. Endi shu holatda ketyapsiz. To'xtashlikka har qanday imkoniyat bor, lekin shofir to'xtamayapti. Unda nima bo'ladi? Butun ulamolar aytadiki, o'qi deydi. Namoz vaqtida namozni o'qi. Lekin qaytarib o'qishlikka ixtiloflar bor. Ba'zilar aytadiki, keyin qaytar o'qi deydi, ba'zilar qaytarib o'qima deydi.
Hanafi mazhabidagi mashhur qavl shuki, keyinchalik yerga tushganda imkoni bo'lgan vaqtda haligi avtobusda yoki sayyorada, yengil mashinada o'qigan namozlarni qaytarib o'qisin deydi. Vojib deydi. Hanafi mazhabidagi mashhur qavl shu. Lekin o'sha yerda to'xtamaganlikda bir uzri bo'lsa qaytarib o'qimasiz bo'laveradi. Uzursiz holatda bo'lsa qaytarib o'qishlik kerak. Bizning zamondagi musulmonlar osongina shofirlarni ma'lumot qilib qo'yishadi, shofir to'xtamadi. Shofirdan sen talab qil. Talab qilsang to'xtaydi, iltimos qil. Qo'rqgan vaqtlaringizda nimadan qo'rqsiz? Dushmandan qo'rqdingizmi? Jang boshlanib ketyapti. Jang boshlandi, qo'lingizga qurol olgansiz, dushman tarafga qarab ketyapsiz. Namoz o'qisiz bo'laveradi. Ammo o'qotsiz namoz buziladi. Masalan, dushman uzoq. Uni chamalab ko'rdingizda taxmin qildingiz. Dushmanga yaqinlashgunga qadar namozimni o'qib olaman. Zotan ko'pincha jang holatlarida musofir bo'ladi inson. Va ba'zi ulamolar, ba'zi sahobalar jang vaqtida bir rakat namoz o'qishlikka izn berishardi. Bir rakat. Masalan, peshinda bir rakat namoz o'qisangiz bo'ldi. Hanbali mazhabida ham shunday fatvo bor. Lekin namozni tark qilmang. Ba'zan hayvonlardan qo'rqgan bo'lishingiz mumkin. O'rmondasiz, sahrodasiz. Atrofingizda och bo'rilar, sher qarab turibdi. Siz namoz o'qimdan sajdaga ketadigan bo'lsangiz, tashlanadi ular. Shunda nima qilasiz? Ular tarafga qarab namoz o'qiysiz. Ko'zingiz ularning ko'zida bo'ladi. Ularga diqqat qilganingizni bilib, ular ham qarab turishadi sizga. Siz g'aflatingizni kutyaptida ular. Ularga qarab namoz o'qiysiz. Qibla orqada qolib ketdi. Siz taqvo qilaman deb bu tarafga qarasangiz, unda bu sherlar taqvo qilmaydi. Chunki och qolgan. Va sajdaga borsangiz tashlanadi sizga. Unda ko'zingizni sherdan uzmasdan imon sharaf bilan namoz o'qiyorasiz. Qarang, Alloh taolo sizni muhofaza qilyapti. Siz agar dinni muhofaza qilsangiz, Alloh sizni muhofaza qiladi. Namoz nihoyatda muhim masala. Lekin Alloh taolo izn beryapti bu narsalarga. Shahar holatlarida ham ba'zan insonlar shunday savollarni so'rab qolishadi. Biz ishga ketyapmiz deydi. Yo'lga bu namoz to'g'ri kelib qoladi. Nima qilaylik? Iloji boricha, imkoni boricha yerda o'qi. Imkoniyat bilan. Hech imkoni bo'lmasa uni qiynamaslik kerak. Mana o'sha ketyap turgan transportda namozingni o'qib olavergan. Ya'ni bo'lmaydi demang. Bo'lmaydi dedingizmi, insonlar namozni tark qilishlikka ketib qoladi keyin. Tark qilishadi. Shu shaharlarda ham, shu avtobuslarda ketyapti yoki metrolarda yoki tramvaylarda odamlar ketyapti. Nafl namoz o'qib ketsa, sunnat o'qib ketsa, ba'zilar farzni o'qisa, nimasi yomon uni? Yaxshi emasmi? Da'vatchi. Shu namoz o'qishdan man qilib, hozir masjidda namoz o'qishdan man qilishyapti. Qani, mullalar boshlab berdi. Endi hozir masjidda namoz o'qishlikka ixtilof bo'lyapti. O'qisinmi, o'qimasinmi deb. O'qiyin deylikki, o'qsin ham yerda odamlar. Fa iza amintum, tinch bo'lganlaringizda, mana asliga qaytdik. Doim qo'rquv bo'lmaydi-ku, qo'rquv ketdimi? Fazkurulloha, Allohni zikr qilinglar. Qarang. Fazkurulloh zikr kalimasini keltiryaptiki, namoz va namozdan boshqa narsalarni ham o'zining ichiga olishlik uchun. Va Allohga hamd aytishlik kerak. Tinchlik Allohning katta ne'matidir. Allohni zikr qilinglar. Qanday? Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sizlar bilmaydigan bo'lgan narsani sizlarga bildirgandik, o'rgatgandik. Haqiqatan hech qaysimiz va hatto Muhammad alayhisalom Alloh taolo o'kishiga o'rgatishdan oldin namozni qandayligini bilmasdi. Bilmasdilar. Alloh o'rgatdi, keyin Alloh taolo o'rgatganday namoz o'qidilar. Biz ham shunday. Qarang, Alloh o'rgatganday namoz o'qishligimiz kerak. Hozirgi ko'chadagi odamlar namoz o'qiyapti turganlarda ko'pchiligi Alloh o'rgatganday namoz o'qimayapti. Namoz o'qimaganlarni qo'ying. Namoz o'qiyapti turganlarda ko'pchiligi urf odatga ko'ra namoz o'qishyapti. Masjidlarga borishadi, chollar qanday namoz o'qisa shunda o'qiydi. Chollar o'qiganda o'qima. Chollar qarib qolgan. Rukuga to'g'ri borisholmaydi. Rukuda ko'p tura olmaydi. Yigitlar ham o'ylaydiki, namoz shunaqa ekan shekilli dedi. Yo'q. U qariligidan, uzrdan shunday bo'lyapti. Namozlarimiz urf-odatga ko'ra bo'lmaslik kerak. Mintaqaga ko'ra bo'lmaslik kerak. Qur'on hadisga ko'ra bo'lishlik kerak. Qur'onga va sahih hadisga ko'ra bo'lishlik kerak. Mana Alloh taolo nima deyapti? Kama allamakum. Alloh o'rgatganday namoz o'qinglar. Namozni buzmang. O'tgan darslarda ham aytdim, ya'ni
o'tgan ummatlardek buzilib ketamiz biz endi. Sunnatga ko'ra bo'lgan amallarni hammasini tark qilaversak, masalan namozda rafiliyadan qilishlik joiz emas, qo'l ko'tarmaslik hech kim. Qancha hadislar bor, yuzlarcha hadis bor. Yoki aminda jahriyatchilik joiz emas, vaholanki yuzlarcha hadis bor. Va o'rtadagi zikrlar, o'tirishdagi har xil suratlar, sajdaga borishlikdagi har xil suratlar, sajdadan turib turgandagi har xil suratlar, qadadan turib turgandagi har xil suratlar. Payg'ambarimiz alayhisalom har xil shakllarda namoz o'qiganlar, biz ularni ba'zilarini inkor qilib, ba'zilarini isbot qilmaylik. Hammasini qabul qilishligimiz kerak. Mana eng katta musibat hozir masjidlarda kursilar ko'payapti. Tinnog'i og'rigan odam ham borib kursida namoz o'qiyapti. Kasalman, og'riyapti, jonim og'riyapti. Deb o'tirib namoz o'qiyapti. Joiz emas bu narsalar. Alloh qanday o'rgatgan bo'lsa, shunday namoz o'qishlik kerak, shunday zikr qilishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom ham sahih hadislarda aytadilarki, "Sallu kama ra'aytumuni usolli." Men qanday namoz o'qiyap turganligimni ko'rgan bo'lsalaringiz, shunday namoz o'qinglar. Payg'ambarimiz qanday namoz o'qiganligini o'rgandingizmi, shunday namoz o'qing. Men Hanafiyman, men Shofiyman demang. Hadis kelgandan keyin bu gaplar gapirilmaydi. İmam Azam hayotida biror marta hadisga muxolifat qilmaganlar. Birorta hadisga qarshi chiqmaganlar. İmam Shofiy butun hayotida birorta hadisga qarshi chiqmaganlar. İmam Malik ham shunday, Ahmad bin Hanbal ham butun ulamolar shunday. Bizning zamonimizda chiqyapti hadisga qarshi chiqadigan, muxolif bo'ladigan mullalar, musulmonlar bizning zamonimizda paydo bo'lyapti. Bular bid'at musulmonlar bular. Oldin yo'q edi bunday musulmonlar. Hadisga qarshi chiqadigan. Hadis bo'lgandan keyin tamom. Abu Hanifa Imom Azam aytadiku, "Iza sahal hadisu fa huwa mazhabi." Hadis sahih bo'ldi, meni mazhabimdir deydi. "Iza ja'al hadis ala ra'si wal 'ayn." Hadis keldimi bosh ustiga deydilar. 240-oyat. "Vallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj." فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Kilandişlerinizden vefat kıladigan kişiler. Yutawaffawna majhul kelyapti, unga ham diqqat qilishlik kerak. Bizdan o'zbekchasi vafot qildi deyiladi. Yutawaffawna ya'ni tavaffi qilinadigan, vafot qildiriladigan kishilar. Va yaduruna azvajan va orqalaridan ayollarini qoldiradigan kishilar, ya'ni ayollari bor. Vasiyatan vasiyat li azvajihim ayollariga. Bu erlar o'lishdan oldin xotinlariga vasiyat qilsin. Matoni xotinlar istifoda qiladigan, foydalanadigan narsani. Ilal havli bir yilgacha. G'ayra ixrojin ayollarni chiqarib olmasdan. Uydan chiqarib olmasdan. Fan xorajni agar ayollar o'zlari chiqib ketsa, ayollarning o'zlarining nafsi to'g'risidagi ma'rufdan bo'lgan qiyam ishlarida sizlarga gunoh yo'q. Ya'ni shariatga muvofiq bo'lgan ishlarda gunoh yo'q. Va Alloh azizdur, hakimdir. Suyuti aytibdilar, "Vallazina yatawaffawna minkum va yazaruna azwaja." Sizlarning ichlaringizdan vafot qiladigan kishilar va ayollarini qoldiradigan kishilar. "Falyusu wasiyatan." Ular vasiyat qilsinlar. Mana vasiyatan maf'ulu mutlaq bo'lyapti. Uning omili bo'lgan fe'l mahzub bo'lyapti. Bunga ko'ra. Falyusu vasiyat qilsinlar deb. Ba'zilar vasiyatanni fa'ilini Allohga nisbat beriladi. Ya'ni vasakumullohu vasiyatan deb. Alloh sizlarga vasiyat qildi deb. Va fi qiratin bir raf'i ay alaykum li azvajihim alayhim li azvajihim. Ya'ni ba'zi qiroatlarda vasiyatun deb kelgan. Vasiyat bor deb. Ya'ni ayollari uchun bu erkaklarning zimmasida vasiyat bor. Valiyatuhunna mata'an. Va ayollarga mato bersin. Ma yatamatta'na bihi minan nafaqati wal kiswati. Ya'ni nafaqa va kisva. Yemoq, ichmoq va kiymoq, kiyim kechaklardan bo'lgan ayollarning istifoda qiladigan, foydalanadigan narsalarini ayollarga bersin. Qachongacha? İlâ tamamil havli bir yil bitkünüge kadar. Halun ay gayra ihraç digene hal bol yaptı. Gayra muhricatin min meskenihinne. Yani gayra muhricatin.
ayollarni o'zlarining maskanlaridan chiqarmagan holatda. Chiqarib olmaylar joylardan. Fa'in xorajna agar o'zlari chiqsa bi anfusihinna o'zlari falajuna alaykum sizlarga gunoh yo'q. Ya avliyal mayit ey o'likning avliyolari. Endi o'lik o'lib ketdi. U nimaga gunohkor bo'ladi? O'likning valilari, o'likning masalan dadasi, akasi va boshqalariki ayolga qarayapti. O'lgan odamni ayoliga nafaqasini beryapti, kiyim-kechagini beryapti, ta'minotlarni qilyapti. Shularga gunoh bo'lmaydi. Fi ma fa'alna fi anfusina min ma'rufin shar'an. Shar'an ma'ruf bo'lgan narsani o'zlari to'g'risida ayollarning qilgan amallarida. Katta zayyuni, masalan ayollarning ziynatlanishiga o'xshab. Va tarkil ihdadi va ihdodni tark qilishlik. Ihdod yuqorida keldi. O'sha ziynatlanmaslik, bezanmaslik, yasanmaslik. Va qat'i nafaqati anha va ayolda nafaqani kesishlikka o'xshab. Ya'ni ayol kishi nafaqani olmayman. Nisa, joydan chiqib ketsa, ketib borsa, bularda gunoh yo'q. Vallohu azizun fi mulkihi, Alloh taolo o'zining mulkida azizdir, hakimun fi sur'ihi, butun ishlarda hikmatlidir. Val vasiyatul mazkuratu mansuhatun bi ayatil miros. Bu oyatda zikr qilingan vasiyat miros oyatida mansuhdir. Oyatda zohiri, ya'ni vasiyat qilishlik vojibligini ko'rsatyapti, lekin Nisa surasida kelgan miros oyatlari bilan bu mansub bo'lyapti. Va tarabusul hawli bi ayatin 14 va 10 as-sabiqa. Al-mutaakhirati fi nuzul. 1 yil kutishlik masalasi esa nozil bo'lishlikda keyin kelgan, ammo oldin o'tgan haligi 4 oy 10 kun degan oyatlar mansubdir. Yuqorida keldi-ku. Sizlardan kimiki vafot qilsa va ayollari qolgan bo'lsa ayollari 4 oy 10 kun o'tiradi dedi, dedi Alloh taolo kutsin dedi. O'sha oyatdan bu oyat mansub bo'lyapti, deyapti. Va sukna ayol kishining o'sha erining uyida turishligi esa sabitatun laha inda Shofiy rahimahulloh. Shofiyga ko'ra sobitdir. Ya'ni o'sha erining uyida tursa bo'laveradi, deyapti Imom Shofiy. Mana bu oyat yana oilaviy masalaga tegishli, er-xotin o'rtasidagi masalalar. Namoz masalasidan keyin yana Alloh taolo oila masalasiga qaytdi. Er-xotin muomalasiga qaytdi. Er-xotinning haqlariga qaytyapti. O'lib turgan odam bu oyatning zohiriga qaraganda ayoli uchun vasiyat qilishlik kerak. Ayolini o'ziga ham aytadi va qarindoshlariga ham aytadiki, "Meni ayolimga 1 yilgacha mato berasizlar" deydi. Mato mana mutlaq kelyapti. Yuqorida aytdik biz. Tafsirlari hal qavullar bor. Qo'lidan kelganicha kamida mana nafaqasini berishlik, kiyim kechagini berishlik. Imkoni bo'lsa ko'proq bersin. Yana imkoni bo'lsa xizmatkorlarigacha bersin. Shular matodir, ya'ni ayol kishining foydalanadigan narsasi. Bu vasiyat oyat zohiriga qaraganda vojib mana. Lekin Suyuti aytdi va ko'pchilik ulamolar aytadiki, agar vojib desiz, mansuh. O'sha meros masalasi bilan. Chunki xotinni eri o'lgandan keyin u xotin merosxo'r bo'ladi. Eridan qolgan merosi haqqi bor. Uni hech kim rad qila olmaydi. Shuning uchun vasiyati vojibligi mansub bo'ldi. Lekin bu vasiyatni siz agar fazilat desiz, sunnat desiz, unda mansub emas. Vasiyat qilishi mumkin ayoli uchun. Albatta shariatga xilof bo'lmaydigan shaklda. Demak, mana ba'zi ulamolar mansub deydi, ba'zan mansub emas deydi, ikkalasini ham o'ziga yarasha, o'ziga munosib taraflari, hukmlari bor. Endi ayollarni chiqarmasdan 1 yilgacha degani. Bir yil masalasi bunda ham ixtiloflar bor. Jumhur atadiki ko'pchilik ulamolar. Bu oyat mansub bo'lgan deydi. Bu oyat suradagi tartibga qaraganda keyin kelyapti-yu, lekin nozil bo'lishligida avval nozil bo'lgan. Oldingi oyat bundan keyin nozil bo'lgan. Shuning uchun oldingi oyat bu oyatni mansub qilgan deydilar. Bu yerda 1 yil aytilyapti. Bu yerda esa 4 oy 10 kun deyilgan edi. Deydi jumhurda qavli bu. Lekin ba'zi ulamolar aytadiki, yo mansub bo'lmagan bu deydi. Mansub demaylik, shoshilmaylik mansub deyishlikka. Chunki qarang, oyat ya'ni narigi oyatga zid emas. Narigi oyatda 4 oy 10 kun idda o'tirishligini farz qildi Alloh taolo. Shu erkakni qarindoshlari xotinni oldingi yashagan yeridan bir xonasinimi, bir necha xonasinimi ajratib, butun imkoniyatlarni qilib beradi. Ayol kishi har qanday iddada, eri o'lgan iddada ham, taloq qilingan iddada ham o'zini uyida o'tkazishlik kerak. O'tgan darslarda aytdik. Keyingi oyatlarda ham sarohatan keladi.
Bana bildiğim Allah Teala gayra ihraç deyipti. Çıkarmaktan deyipti. Ayolları çıkarmıyorlar deyipti. Bir zamandaki Müslümanlarken de talak kıldığını ya ki eri öldüğünü deri hatını hayda varadı. Barket düğün geliydi. Mücaizmez. Haram amel bu. Ayol kişinin hakkı iddiası bitkünce erini yüde oturuştuk ki hakkı var. Farz bu. Allah'ın farzı bu. Ayol çıkıyorsa günahkar buladı. Erkek taraf çıkarırsa onlar günahkar buladı. Ayol mazluma buladı. Hakkıya zulüm kılıngan buladı. Ve iddiada oturuyken de elbette onun haracatları verilirdi. Erkek tarafından verilirdi haracatları. Bu meselede ihtilaf yok. Şu turayı 10 günü vacip. Lekin turayı 10 günden aşçı otursa bu afzaliyet diyeceğiz. Şimdi mensuh demeyenler. Bana Allah Teala ayeti yaptı. Fein haraj ne? Eğer çıkıp etse fela günah aleyküm diyordu. Günah bu meyredisler ya diyordu. Çünkü vacibini becerdi. Turayı 10 gün öttü. Bu mesela bazı bir kimsesiz ayolları gel. Ya ki var ayalda atanası var, bazı kardeşleri var o, lakin varal meydolar da aldı ya. İmkanı yok. Ya ki ulan nihayete kembeğal, ayalda kabul kılıçar mıydı? Ya ki bu mesela ayalda kardeşleri kafir, ulan da aldı ki mesela diniye zarar kıladı. Bana şimdi suretlerine bu ayet doğru geladı. Eğer görüldü ki, eğer ayal fakat gene turayı 10 günden kin çıkıp çıkarıya buladı. Yani bu ise kıynalıp kaladı ayal kişi. Şuna vasiyet kıladı, bir yıl geçe turup dursun. Bir yıl geçe ki işlerine halkı olan sizler yandan çoğup duruyorlar. Dese bunun zararı yok bunu. Var mı zararı? Yok. Şeriatını mankı mıydı? Mesela siz 2 yıl diyemezsiniz mümkün. Ve vefat kılıyıptan ayalım ki 2 yıl geçe karab duruyorlar iltimas. İltimas kısız. Bunu uğradı. Vasiyet kılıp. Karındaşlarınızdan atraftaki adamlara kabul kısa, onlar ki ağır kimese, zulüm bulmasa bunda hiç kendi şeriatta hılaf yok. Yardımla şey yaptı. Neticede bir Müslüman, mu'mine, bütün mu'minler heke ülkedir. Heke basın bir çara ayol. Neme kısın indi. Şunun için Allah'tan ayet yaptı ki çıkar varmazdan diye. Fein haraj ne? Eğer ozu çıkıp gitse, turay 10 günü bitirip, felacı cünahı aleyküm silahı, günah yok. Eğer turaydan aldınan, ozu çıkıp gitse, nasihat kılası çıkmaya günah bulan değilsiniz. Lekin beraber çıkıp gitse, günah bu mıydı? Lekin biz bu ayetini de tahsil kımıyız. Turayı 10 günden ki çıkıştı da etmemiz. Ne demek? Çünkü Allah Teala dedi ki fi ma fa'alna fi enfusina min ma'ruf dedi. Bu ayollar özlerini doğrusu da ma'ruftan kıyan işleri de sizlere günah bu mıydı dedi. Karim. Şeriatke hılap bu mıydı işleri de dedi. Şunun için bu ayetlerini biz şeriatke hılap bu mıydı suretlerine tahsil kılıçlığımız caizmez. Çünkü Allah Teala min ma'ruf diyen kayıtını şartını koyuyordu. Şeriatke muvafık işleri de sizlere günah bu mıydı? Şeriatga muvofiq ishlari esa mana hozir suyuti ham aytganlardek ziynatlanishligi, zaten turay 10 kundan keyin ehdod masalasi ham bitdi. Endi ziynatlanaveradi va masalan sovchilarni kutib olishi ham, sovchilarning sovchiligini qabul qilishligi ham va erga tegishligi bular hammasi joiz. Hech kim buni man qila olmaydi. Bu masala yuqorida mukammal aytilindi. Va bu oyatda yana bir masala borki, Alloh taolo ayollar to'g'risida bizni yaxshi gumon qilishlikka targ'ib beryapti. O ayollar özlerini doğrusu kıyan ma'ruf nesnelerde sizlere günah yok diyordu mu? Allah ayetti ki, Müslümanlar hiç kaçan şeriatke hılaf iş kımaydı. Mu'mineler hiç kaçan Allah ve Resulü'ye isyan kımaydı. Yani yaş taraftan geliyordu. Min ma'ruf, ma'ruftan kıyan nesnelerde sizlere günah yok diyordu. Özlerinizi günahkar his kımaylar. Eğer kimin hakkı var, Allah Teala azizdir. Her nesneye galiptir, elbette onu etkeni buladı. Hakimdir. Lekin her nesneye galip buluşuya karamazdan, berber etkeni buluşuya karamazdan kafirlerge, zalimlerge muhlet beriyordu. Bunun hikmeti var elbette. Yani berber mensuhdudu, berber mensuh mestidi. İlacı varca mensuh kumegen evzel. Demek ki, ta ki ayetinin hükmü, manası bir kere geçip gitmesin. Velil mutallakati meta'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. 241. ayet. Ve talakkılınıcı ayarlarge ma'ruf bilen meta'dardır. Muttaqin taqvodor kishilarning zimmasida haq bo'lib. Suyutiyat yaptilar. Valil mutallaqati mata'un. Va taloq qilinuvchi ayollarga mato bordir. Istifoda qiladigan, foydalanadigan narsasi bordir. Yu'tainahu bil ma'rufi. Ularga bu matoni ma'ruf beriladi. Biqadr imkoni imkonning qadariga qarab turadi. Imkon qadar. Haqqon musiba bi fi'lihi al muqaddar. Haqqon bu muqaddar fe'li bilan mansub bo'ldi, ya'ni haqqo haqqon yuqorida aytilindi.
alal muttaqin Alloha ta'ala, Alloh taoladan taqvo qiladiganlarning zimmasida bu haq bo'ldi. Karrarahu, Alloh taolo buni takrorladi, liya umma al-mamsusata aydon. Bu jimo qilingan ayolni ham o'zining ichiga olishligi uchun takrorladi Alloh taolo. Izil ayatu sabiqatu fi ghayriha, chunki o'tgan oyat undan boshqasi to'g'risini edi. Ya'ni matoni masalasini nimaga takrorlayapti Alloh taolo desiz, yuqorida Alloh taolo jimo qilinmagan va mahr belgilanmagan ayollariga mato berlar, matti'uhunna deb amr qilgan edi. Va o'sha yerda biz har xil qavullarni, ixtiloflarni zikr qildik. Endi bu oyatda Alloh taolo bu jimo qilingan u qilinmagan, butun taloq qilingan xotinlarni o'zining ichiga olishligi uchun bu masalani takror zikr qildi. Har qanday taloq qilingan xotinga mato beriladi. Hur bo'lsin, cho'ri bo'lsin. Tushundingizmi? Jimo qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, mahr belgilagan bo'lsin, belgilamagan bo'lsin. Hammasiga berishlik mana mustahab bo'lyapti. Yuqorida aytdik bu ixtiloflarni. Jumhurni qavli shuki, bu mustahabdir. Alloh aytayapti mana. Va ma'ruf bilan bo'lsin. Ma'ruf masalasi yuqorida keldi Alloh taolo. Alal mus'i qadaruhu va alal muqtiri qadaruhu. Imkoniyati ko'proq bo'lgan odam ko'proq narsa bersin. Kambag'al odam ozroq narsa bersin. Muttaqinlarning ustida haq bo'lyapti bu. Qarang. Taqvodorlar Allohdan taqvo qilgan odamni ustida zimmasida haq degandan keyin bu oyatlarni zoya qilmaslik kerak. Allohdan qo'rqaylik. Taqvodor bo'lish talab etsinmi? Alloh taolo muttaqi degan insonlardan bo'lish talab etsinmi? Agar xohlasangiz, unda diqqat qiling bu narsalarga. 242-chi oyat. Kazalika yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shunday qilib Alloh taolo sizlarga o'zining oyatlarini bayon qiladi, shoyatki sizlar aqllaringizni ishlatsalaringiz. Suyutayaptilar kazalika kama yubayyinullohu lakum mazkura, zikr qilingan narsalarni Alloh taolo bayon qilib turgandek, yubayyinullohu lakum ayatihi, Alloh taolo oyatlarini sizlarga bayon qiladi, la'allakum ta'qilun, tatadabbarun. Shoyatki aqllaringiz ishlatsalaringiz, ya'ni tadabbur qilsalaringiz, tafakkur qilsalaringiz deyapti. Ya'ni Alloh taolo mana u mavzuni bitiryapti. Mavzu bitib turganda ko'ryapsizlar, doim mavzu bitib turganda Alloh taolo bizga ogohlantiryaptiki, shunday qilib Alloh sizlarga oyatlarni bayon qilyapti mana. Ya'ni eslatyapti, ogohlantiryapti. Sizlar eshityapsizlar, bir ertak eshityap turganlaringiz yo'q. Bir afsona eshityap turganlaringiz yo'q. Yoki masalan, shunday bir vaqt o'tkazishlik uchun zerikib qolganda eshitib, esnab, yonboshlab, mazza qilib eshitadigan narsa emas bu. Bu narsalarni Alloh taolo shunday qilib sizlarga bayon qilyaptiki, bir buni maqsadi bor. La'allakum ta'qilun, shoki aqllaringizni ishlatsalaringiz deyapti. Qarang. Bu oyatdan ikkita narsa ma'lum bo'lyapti. Birinchidan, aqlimizni ishlatishligimizni Alloh taolo bizdan talab qilyapti. Aqlni ishlatishlik kerak. Ba'zi mullalar nima deydi? Islomda aql yo'q deydi. Bu nima degani bu? Musulmonlar aqlsiz deganimi? Beaql deganimi? Nimaga Islomda aql yo'q? Qur'onda juda ko'p yerlarda kelgan la'allakum ta'qilun, shoyatki aqllaringizni ishlatsalaringiz deb. Bu nima degani bu? Bu noto'g'ri tushunmaslik kerak. Har bir masalani o'zini yeri bor, o'zini yeriga qo'yishlik kerak. Aqlimizni ishlatamiz, Alloh taolo aql bergan, uni ishlatishlik kerak. Dunyodagi eng aqlli inson ham Alloh bergan aqlni hammasini ishlatgani yo'q. Dunyoda o'tgan eng aqlli inson Alloh bergan aql ne'matini hammasini ishlatgani yo'q. Hammasini ishlata olmasdan o'tib ketyapti. Buni hozirgi vaqtdagi fan olimlari ham isbot qilishyapti. Alloh taolo bizga juda katta imkoniyat bergan. Biz juda ko'p ilmlarni hosil qilishligimiz, juda katta kashfiyatlarni topishligimiz va juda katta xizmatlar qilishligimiz mumkin. Juda katta qobiliyat bergan Alloh taolo. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, qarang, aqllaringizni ishlatinglar deyapti. Shoyatki aqllaringizni ishlatsalaringiz. Ishlatinglar aqlni. Ha deb uyqusirab, tutab yashamanglar. Yashinib yashamanglar. Ishlatinglar aqlni. Aqlni qancha ishlatsa shuncha ko'payadi. Kamaymaydi. Qo'rqmang. Bunda kamayadi deb o'ylaysiz shekilli. Ishlatgisi kelmaydi. Yo'q, qanchalik ishlatsa shunchalik ko'payaveradi. Ikkinchi masala shuki, demakki bu oyatlarga amal qilgan, rioya qilgan insonlar aqlli insonlardir. Bu oyatlarga, hukmlarga rioya qilmagan, urf-odatiga qarab ketgan yoki mana er-xotinning o'rtasida zulm qilgan, namoz masalalari o'tdi, bu insonlar aqlsiz insonlardir. Ahmoq insonlardir. Xafa bo'lsa bo'lmasa, ular ahmoq insonlar. Chunki Alloh taolo aqlga bog'layapti buni. La'allakum ta'qilun deyapti. Va shu yerdan 3-masala kelib chiqadiki, demak,
dünyadaki en akıllı insanlar takvadar insanlardır. İnsan kançalı dinle uzaklaşsa şunçalı bir akıllıdır, akılsızdır. Kançalı akıllı, kuvvetli buluşunu halasız, dünyadaki en akıllı insan bulamadısınız, Kur'an hadisi mükemmel örgenip, mükemmel amel kılın. Allah subhanehu ve teala bütün ümmetke, sahabelerge nasip kılgen, bütün izzetleri nasip kılsın. Teala bütün ümmetke, sahabelerge nasip kılgen, bütün izzetleri nasip kılsın. Teala bütün ümmetke, sahabelerge nasip kılgen, bütün izzetleri nasip kılsın. Teala bütün ümmetke, sahabelerge nasip kılgen, bütün izzetleri nasip kılsın.